herkese iyi akşamlar diliyorum ben de. Değerli misafirler, sevgili Mardinliler, hanımefendiler, beyefendiler. Ben de sizleri yan kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu coşkunuza, bu heyecanınıza ortak olmak, seyirci olmak, izleme gerçekten bize şevk veriyor, aşk veriyor. Allah hepinizden razı olsun. Yeni gelen misafirlerimiz var. İstanbul'dan aramızda olan çok değerli misafirlerimiz var. Belediye başkanlarımız var. Sayın İl Başkanım, Merkez İlçe Başkanım. Tabii Merkez İlçe gitmiş. Artuklu İlçe Başkanım. Burada. Belediye Meclis üyelerimiz. Belediye Başkanım Sayın Hayrettin Demir. İstanbul'dan gelen Kaya ailesinin çok değerli temsilcileri. İzmir'den gelen çok değerli temsilcileri. Milletvekili aday arkadaşlarım ve değerli Mardinliler. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Çok önemli bir seçimin arifesinde olduğumuzu Sayın İl Başkanımız izah etti. 1 Kasım seçimi bu ülkede huzurun, barışın ve kardeşliğin tesis edileceği bir seçim olacak. Barışa, kardeşliğe ve huzura kast edenler, barışa, kardeşliğe ve huzura kurşun sıkanlara karşı bizler dik duracağız. Bizler bu mücadeleyi sergileyeceğiz ve memleketin huzuru için, memleketin ekonomik kalkınması için ve memleketin birlik, beraberliği ve dayanışması için. Hep beraber omuz omuza sandıklara gideceğiz, sandıklara sahip çıkacağız ve bu sandıklara sahip çıkmanın neticesinde Mardin'in, güzel şehrimizin, huzur şehrimizin, kardeşlik ve barış şehrimizin tekrar eski huzurlu döneme kavuşması için altyapı hazırlayacağız ve biz bu konuda gayretimizi en üst seviyeye çıkaracağız. Değerli misafirler, bundan sonraki süreçte zaten her akşam sohbet edeceğiz. Farklı farklı konulara değineceğiz. Ama biz şunu bekliyoruz. Keşke bugün ve hep seçim döneminde, seçim propagandası döneminde ekonomiyi konuşabilsek, yatırımları konuşabilsek ve memlekete getirebileceğimiz, getirmeyi düşündüğümüz, hedeflediğimiz projeleri burada sergilemek için konuşabilsek. Maalesef bugün bölgemiz huzur içerisinde değil. Bu huzurumuzu bozanlar malum çevreler. Huzurumuzu bozan zümrelere karşı bizler de huzurun temini için, huzurun tesisi için el birliğiyle omuz omuza vererek mücadele sergileyeceğiz. Birileri huzursuzluktan nemalanıyor ama bizim amacımız, bizim hedefimiz bölgeye, bölgemize huzuru tesis etmek. Aramızdaki fark budur. Onlar kandan, gözyaşından ve problemlerden oy devşirmeye çalışırlar. Biz ise havaalanlarını, üniversiteleri ve okulları getirerek, sağlık tesislerini getirerek halkın gönlüne kazanmak ve halka hizmet etmek için çaba sarf ediyoruz. Onlardan oy istiyoruz. Nitekim gittiğimiz yerlerde insanlarımız hizmet konusunda da bizleri bazen sorguluyorlar. Haklı oldukları taraflar vardır. Hak vermediğimiz taraflar vardır. Bugün Mardin'de sağlık alanında yaptığımız yatırımları zaten yeni devlet hastanemizin açılışını hep beraber yakın zamanda yaptık. Bu alandaki eksikleri gidermek için çaba sarf ediyoruz. Üniversiteler konusunda, okullar konusunda, yollar konusunda, havaalanı geliştirmesi konusunda çok ciddi atılımlar, çok ciddi çabalar sarf edilmektedir. Ve bunları hepsinin Mardin halkının hizmetine sunmak için çaba sarf ediyoruz. Mardin halkı her şeye layıktır. Mardin halkı her şeye değerdir. Ve bu çaba içerisinde katkısı olan geçmiş dönemde bizim milletvekillerimize, burada görev yapan il başkanlarımıza, huzurlarınıza ben teşekkür etmek istiyorum. Mardin Artuklu Üniversitesi'ni gerçekleştiren Artuklu Üniversitesi'nde gelmesinde, oluşumunda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere geçmiş dönemdeki milletvekili abilerimiz, Beyaz Su Projesi'nin Mardin'e gelmesinde emeği geçen geçmiş dönemdeki milletvekili abilerimize en büyük şükranlarımı, saygılarımı, buradan selamlarımı Mardin'in adına, sizler adına saygıyla sunuyorum buradan. Değerli sizler Mardin'in asli unsurları. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Süryanisiyle, Ermenisiyle ve tüm etnik kökendeki insanlarıyla. Burada AK Parti iktidarı döneminde hakikaten bütün unsurların önündeki engeller bir bir kaldırıldı. Bugün
bütün seçim döneminde bütün dil ve lehçelerde propaganda yapma şansınız var. Eskiden böyle bir şans yoktu. Kürtçenin önündeki bütün engeller AK Parti iktidarı döneminde meydana geldi. Sıkı yönetim kaldırılması, olağanüstü halin kaldırılması AK Parti iktidarları döneminde kaldırıldı. Eski köy isimlerinin iadesi AK Parti iktidarları döneminde meydana geldi. Kürtçe televizyonun 24 saat devlet eliyle yayın yapması AK Parti iktidarı döneminde meydana geldi. Dolayısıyla Kürtlerin bu bölgede sorun olarak kabul edebildiği çok az sayıda sorunumuz var ve inşallah sizlerin de büyük teveccühü, büyük desteğiyle ben ve altı arkadaşım parlamentoya gittiğimiz takdirde sizlerin sesiniz, sizlerin kulağınız, sizlerin eliniz, ayağınız olacak şekilde birilerin himayesinde değil, ne Kandil'in ne de İmralı'nın muhatap alınmadığı bir ortamda sadece ve sadece Mardin halkının, kanaat önderlerin ve siz değerli cemaatin muhatap alınacağı şekilde bütün sorunların ortadan kaldırılması için biz çaba sarf edeceğiz. Bundan sonra muhatap halktır, muhatap Mardin halkıdır ve muhatap sizlersiniz inşallah. Sandıklarda 1 Kasım seçiminde sandıklara sahip çıkacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Sandıklara biz sahip çıkacağız AK Parti ailesi olarak. Meydan eskisi kadar boş değil. Kimse kimseyi tehdit edemeyecek. O cüreti kendisinde bulamayacak. Kendi hakkı olmadığı oyları kullanamayacak. Tehditle, baskıyla, şantajla kimseyi baskı altına alamayacak ve aldırmayacağız inşallah. Herkesin iradesine saygımız var. Herkes iradesini ortaya koysun. Herkes vicdanıyla baş başa kaldığı zaman kime oy verirse versin. Ama baskıyla, şantajla, tehditle, korkutarak, sindirerek hiç kimsenin iradesi ortaya çıkmaz. Bu tamamen Kuzey Kore modelinde tek parti iktidarları döneminde olduğu gibi hiçbir demokratik unsuru oluşturmadığı, hakkın, hakikatin olmadığı baskıcı rejimlerin ortaya çıktığı bir sorundur. Dolayısıyla biz bunu hiçbir zaman 7 Haziran seçimini de Mardin halkının iradesi olarak görmüyoruz. Türkiye'deki halkların iradesini de görmüyoruz. Bu irade tamamen baskı altına alınmış, tehdide, şantaja ve baskıya başkının eseri olarak ortaya çıkmış bir eserdir. Dolayısıyla HDP'lere biz buradan sesleniyoruz. Sayın Selahattin Demirtaş'a da biz buradan sesleniyoruz. Bıraksınlar, halkı kendi iradeleriyle, vicdanlarıyla baş başa bıraksınlar. Bakalım Mardin halkı sizi ne kadar destekliyor. Bakalım Mardin halkı sizi ne kadar seviyor. Bakalım Mardin halkı size ne kadar iradesini teslim ediyor. Öyle bir şartla meydana gelirse ben inanıyorum ki Mardin halkı bunları sandığa gömecektir. AK Parti'nin ve AK davanın ne olduğunu o zaman anlayacaklardır. Benden sonra konuşacak arkadaşlarım var. Milletvekili arkadaşım burada, Sayın Ahmet Kaya, sevgili kardeşim. Ben huzurlarından ayrılırken sizleri el kalbi duygularına selamlar, evdeki ablalarımıza, bacılarımıza, kardeşlerimize de buradan selamlarımızı götürmesini diler. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, herkese hayırlı akşamlar diliyorum.